Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir güncel metin çevirisiyle karşınızdayım. BBC'de yayınlanan bir haber. Bildiğiniz gibi geçenlerde İran'da düşürülen uçakla ilgili bir haber bu. Güncel bir haber. Bakalım haber bize ne diyor? Hemen önce bir başlığını okuyorum. Sonra cümle cümle okuyup çevirisiyle devam edelim. Justin Trudeau khastar irsal cebbe-i siyah az İran be Fransa şot. Justin Trudeau özel isim. Bu Kanada'nın başbakanı, aşağıda biraz sonra göreceksiniz. Bu ne yapmış, ne istemiş? Hastar, hastar, şot. İstekli oldu. Hastar şoden, bir şeyden istekli olmak, yani bir şey istemek. Ne istemiş? Ersal, gönderme. Neyin gönderilmesini? Cebbe-i siyah, kara kutunun. Peki nereden nereye? Az İran, İran'dan ve Fransa, Fransa'ya. İran'dan Fransa'ya kara kutunun gönderilmesinin isteklisi olduğu, yani istedi. Başlığımız bu. Yani bu arada Kanada Başbakanı burada söylüyor. Nahos Veziri Kanada, Kanada Başbakanı. Buradaki alt başlık ne diyor peki? Justin Trudeau Nahos Veziri Kanada miguyet ki az İran haste ta dadehaye cebeye siyah hava peymayı saket şodeye Ukrayn fauren tecziye ve tehlil şevet. Evet, şimdi çevirisine geçelim. Justin Trudeau, Nahos Veziri Kanada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau miguyet ki, söylüyor ki, işte miguyet ki, burada bir tabi bu devamını hepsini getirip buraya bağlayacağız. İşte şunu söylüyor. Neyi söylüyormuş? Az İran haste, İran'dan istedi. İran'dan ne istedi? Şunu yapmalarını istedi. Ta şevet, yani şunu yapmalarını istediği gibi cümle olacak burada. Dadehaye cebeyi siyah yaba paymayı sakit şurada Ukrayn. Uzun bir tamlama görüyorsunuz. Ukrayna düşen, Ukrayna'nın düşen uçağının kara kutusunun verilerini foren, derhal, hemen tecziye, parçalara ayrılmak ve tehlil, analiz, aslında ikisi eş anlamlı bir nevi burada. Derhal ne yapılsın? Analiz edilsin. İşte analiz edilmesini İran'dan istedi. Toparlarsak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau İran'dan düşen Ukrayna uçağının kara kutu verilerinin derhal bir an önce analiz edilmesini istedi. Evet. Diğer cümleye geçelim. Bu gofte imkanatu fenoveriyi peyade kerden itilat-i cebi siyah der İran mevcut nist. Bu gofte o söyledi. O ne söyledi? Burada gofte ki, burada ki düşmüştür. İmkanatu fenoveriyi peyade kerden itilat-i cebi siyah der İran. İran'da cebi siyah önemli bir terim, kavram burada. İran'da kara kutunun bilgilerini piyade kerden uygulayacak, yani ortaya çıkaracak, onları analiz edecek bir teknoloji ve imkan mevcut değil. Bunu söyledim. Toparlarsak o İran'da kara kutunun bilgilerini ortaya çıkaracak, deşifre edecek bir teknoloji ve imkan olmadığını söyledi. Bu der konferansı haberi der Winpok, der Manitoba, Goft. Burada özel isimler var, mekan isimleri var burada. Konferansı haberi, yani haber basın toplantısı diyelim. Basın toplantısında nerede peki? Bu Manitoba'daki Winnipeg'te ki basın toplantısında Goft söyledi. Konuştu yani. Ne dedi peki? Lazım ez karşenasane darayı salahiyete inkar ra encam dehend ama mevzu hemçünün bir fenoveri ve teçhizat mertut müşevet ve in der İran mevcut ist. Ne demiş bu vatandaş? Lazım ez, gereklidir. Karşenasane darayı salahiyet. Karşenas uzman demek, mütehassıs. Darayı sahip olan, salahiyet yani salahiyete, yani yeteneğe, yetenekli, becerikli uzmanlar, bilgi sahibi uzmanlar inkarra bu işi ne yapsınlar? Encam dehend bu işi yerine getirsinler, bu işi yapsınlar. Yani bu işi yapmaları
gerekir. Ama fakat mevzu hem çönün bir feneveri ve teçhizat merbut müşevet. Ancak mevzu yani konu mesele aynı şekilde neye bağlıdır diyor. Neyle ilişkilidir? Merbut müşevet neye bağlıdır? Bu teçhizata, donanıma ve teknolojiye bağlıdır. Ve in ve bu da İran'da mevcut nis. Bu da İran'da mevcut değil. Diğer cümleye geçelim. Bu izafe kert, o ekledi. İzafe kertten eklemek. Ecmai vesi der camiyi beynel mileli vücut daştı ki Fransa mekane münasibi berayı irsel in cebeha cebehast. Evet, şimdi icmai vesi geniş bir yani görüş birliği, icma görüş birliği, konsensus diyebiliriz. Geniş bir konsensus, geniş bir görüş birliği nerede? Beynel mileli uluslararası toplumda geniş bir görüş birliği, geniş bir konsensus vücut daştı vardır. Vardır ki Fransa mekan münasibi berayı irseliğin cebehast. Fransa nedir? Mekan münasibi uygun bir mekan. Ne için? Bu kara kutuların gönderilmesi için münasip bir mekandır. Bakın burada ne var? Ha est. Burada aslında bu est'tir. Bu buradaki a düşmüş yani. Burada da sonu da elif a sesi olduğu için burayla birleşmiş. Bu cümleyi toparlarsak ne diyor? Yani uluslararası toplumda Fransa'nın kara kutuların gönderilmesi için uygun bir mekan olduğuna dair geniş bir konsensus, geniş bir görüş birliği var. Hem çona bir İran feşarmıyor verim defikan çonin konat. De burada cümle burada başlıyor. Ma biz ayrıca bir İran feşarmıyor verim feşar averden baskı uygulamak, basınç uygulamak, baskı uygulamak. Biz İran'a basınç, baskı uyguluyoruz. Yani baskı yapıyoruz. Dakikaten kesinlikle çonin konet böyle yapsın. Yani böyle yapması için İran'a baskı uyguluyoruz. Yani Fransa'ya göndersinler yani bu kara kutuları. Çünkü İran'da yokmuş bu açıklamalara göre. Bu hem çonin goft ki hoddari İran az bir resmiyet şinaftane tabiyet dugane مشکلی در راه کمک به خانواده های قربانیان کانادایی حادثه به وجود می آورد. Peki burada ne diyor? O ayrıca dedi ki خودداری ایران از به رسمیت شناختن طبیعت دوگانه. Şöyle bir virgül atmamız lazım. Bu dugane ikili yani çifte vatandaşlık var ya. Tabiyet, vatandaşlık burada. Uyrukluk yani. Çifte vatandaşlığı resmiyetten tanımaktan İran'ın uzak durması. Hoddarikerden sakınmak, uzak durmak, kaçırmak. Demek ki İran çifte vatandaşlığı tanımıyormuş. İran'ın işte bu çifte vatandaşlığı resmi olarak tanımaktan uzak durması müşkili bir sorun. Nerede? Derrahi komek bir hanevedihayı Kurbaniyani Kanada'yı hadise. Şimdi buraya bir virgül atalım. İşte bu hadisenin, olayın Kanadalı kurbanlarının ailelerine yardım etme yolunda nedir? Bir sorun bir vücut müavaret, bir sorun meydana getirir. Evet, cümlemiz böyle arkadaşlar. Şöyle toparlarsak o ayrıca dedi ki İran'ın çifte vatandaşlığı resmi olarak tanımaktan kaçınması olayın Kanadalı kurbanlarının ailelerine yardım etmede bir sorun meydana getirir. İşte bunu söylüyor. Bunu getirip buraya bağlıyoruz. Abbas Musevi Sohanguye Vezareti Umuri Harici İran Ruze Duşembe یه بیستو بیستو جانویه گفته بود اکثریت قریب به اتفاق این جانباختگان ایرانی بودند. Evet, burada ne söylüyor? İşte bu vatandaş kimmiş bu vatandaş? Özel isim. Sohengu Sözcü, Vezareti Umuri Harici İran. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ruze Düşembe, Pazartesi günü. O da hangi
ayın hangi günüymüş? 20 Ocak Pazartesi günü Goftevud söylemiş idi. Söylemişti. Neyi söylemişti? Ekseriyet gayri bi ittifak. Burada bir önemli bir kalıp var. Yani büyük çoğunluk anlamına geliyor. Bunu böyle beraber almamız lazım. Büyük bir çoğunluk. Peki neyin büyük bir çoğunluğu? İn can bahtegan. Can, biliyorsunuz can, hayat, can demek. Bahti, kaybetmek. Can bahtegan burada çoğul olmuş. Biliyorsunuz burada düşmüştür. Çoğul eki geldiği için. Bu hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu, büyük ekseri İrani Buden, İranlılardı. İranlılardı. Bunu kim söylemiş? Bu sözü söylemiş. Ve Evzutlu ekledi diyor. Der didar ba veziri harici karada ilam kerdim ki ma inhara ittibai hod midanim ve tabiyet luganera nemi pezerim. Ezadari esli hod ma hestim ve elbette ezadari ittibai harici hem hestim. Bu cümlede ne diyor peki? Didar, görüşme. Ba veziri harici Kanada. Kanada Dışişleri Bakanı'yla görüşmede ilam kerdim, duyurduk, söyledik yani. Söyledik ki, duyurduk ki, ma inhara, biz bunları ittibai hod midani, biz bunları kendi vatandaşımız, kendi uyruğumuz görüyoruz, olarak görüyoruz. Midanim, biliyoruz, görüyoruz. Ve tabiyet ve uyrukluğunu, vatandaşlığını, tabiyet duganera, işte bu çifte vatandaşlığı ne mi pezerim? Kabul etmiyoruz. Pezroftan fiili gelmiş burada. Kabul etmiyoruz. Ezadare esli hodema hestim. Şimdi yani burada asıl yas tutan ezadar, eza biliyorsunuz eziyet, yas, üzgün olma anlamına geliyor. Ezadar bu üzüntüyü yaşayan kişi, yani yas tutan. Yani asıl üzgün olan, asıl yas tutanlar hodema, biz kendimiziz. Elbette kuşkusuz ezadari itibai harici hem hestim. Kuşkusuz yabancı uyrukluların yas tutanı da biziz. Yani onların da yasını tutuyoruz. Yani cümlemiz bu. Diğer cümleye geçelim. Pişazin François Philippe Champin veziri harici Kanada der didar ba Hemte İrani eş Muhammed Zarif az u hastebut ke mesela. Burada ke gelir mesela ya da virgül atabilirsiniz. Hastebut İran her çe seriter cebehayi siyah hava paymayı Ukrayni ki tevessüt peydafan sipah ba hatayı insani saket şotra be Fransa ya Ukrayn tehvin deyat. Evet, uzun cümle yine. Pişezin bundan önce, yani daha önce bu vatandaş, özel isim kimmiş bu? Kanada Dışişleri Bakanı bu vatandaş. Der didar ba, bak bu da önemli bir kalıp ifade, ile görüşmede. Kimle görüşmede? Hemtaye İrani eş. Eş onun, yani kendisinin. Kendisinin İranlı mevkidaşı. Hemta yani mevkidaş. Mevkidaşıyla kimmiş peki o? Muhammed Cevat Zarif. Mevkidaşı, kendisinin İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif'le görüşmesinde az u hastebut, ondan istemişti. Ondan ne istemişti? İran herçe seriter. Herçe seriter, burada güzel bir kalıp var. Yani bir an önce. Yani hemen bir an önce. Yukarıda foran gelmişti ya, onun muadili diyebiliriz. İran bir an önce cebehayi siyah hava paymayı Ukrayna uçağının kara kutularını, ki tabi burada bir sıfat gelmiş, bu havaalanı, hep havaalanı söylüyorum ben de nedense, bu hava bu uçağın sıfatı geliyor burada, ki bu uçak tevessüte pedefendi siyah bahatayı insani saket şot, bakın buraya kadar devam ediyoruz çünkü sıfat nereye kadar gider? Fiile kadar gider, ilk fiile kadar gider. Düşürüldü. Saket şu düşürüldü. Kim tarafından? Tevessüte'yi gördük burada tarafından. Bedesti, tevessüte, az tarafı. Kim tarafından peki? Pedefendi sipah. Sipah yani ordu birlikleri. Burada tabi hava birlikleri yani. Ordu birlikleri tarafından
Bu hata insani bir hatayla düşürüldü. Burası şu kısım nedir? Düşürüldü. Tevessüt işte bu. Ordu birlikleri tarafından insani bir hatayla düşürüldü. Bunu sıfatlaştırırsak düşürülen. Şöyle yapıyoruz. Düşürülen yapıyoruz. İşte bu ordu birlikleri, ordu savunma birlikleri tarafından hatayla, insani bir hatayla düşürülen Ukrayna uçağının kara kutularını bir an önce ne yapsın? Bir Fransa'ya ya da Ukrayna'ya ne yapsın? Tehvil de teslim etsin. Teslim etsin. İşte bunu istemiş. Teslim etmesini istedi. Tehvil de eden istemek, teslim etmek, vermek anlamına geliyor. Evet. Devam edeyim. Uzun bir cümle. Der cereyne sukutu heva peymeyi Ukrayni tamami hezaru hefsadu şeş musafir ve hıdmeyi an kuşteş olan. Der cereyan hengame yani esnasında Ukrayna uçağının düşmesi esnasında ya da olayında diyebiliriz. Burada cereyan direkt olay olarak da alabiliriz. Olayında kaç yolcu, musafir yolcu? 176 yolcu ve hıdmeyi ve onun mürettebatı ne oldular? Kuşte şodan öldüler. Tabii kuşte şodan normalde öldürülmek edilgen bir kalıp ama genelde bu haber dilinde ölmek olarak kullanılıyor. Buna dikkat edin. Ölmek, öldüler. Bu cümleyi toparlarsak neydi, ne diyordu? İşte Ukrayna uçağının düşmesi olayında ya da esnasında diyebiliriz. 176 yolcuyla o uçağın mürettebatının tamamı ne oldu? Öldüler. Buraya geçiyorum. İkinci kısım daha var. Uzun bir metin biraz. Feşerhaye beynel mileli beraye hurucu cebeye siyah eziran efzayı şiyafte yazdı. Feşer, yukarıdaki feşer daden baskı uygulamak, yani baskılar. Uluslararası baskılar ne için? Beraye hurucu cebe siyah eziran İran'dan kara kutunun çıkarılması için uluslararası baskılar efzayı şiyafte yazdı. Artış bulmuştur, yani artmıştır, arttı. Der Rusay ahir Ukrayn be unvani keşveri Malik Heva Peyma ve keşveri Kanada ki eksere kurbaniyane in vakiye darayı şehrevendiyi an keşver buden hastar irsan edesgahayı zeptu sept itilatı pervaz cebeyi siyah be haric eziran şode bud. Uzun cümleler gelmiş. Son günlerde der Rusay ahir son günlerde Ukrayna be unvani olarak ne olarak? Keşveri Maliki Heve Peyma. İşte bu uçağın sahibi olan sahibi ülke olarak. Uçağın sahibi ülke olarak Ukrayna. Ve de kim? Ve de Kanada ülkesi. Ki bu da Kanada'yı sıfatı geliyor burada. Ekseri kurbaniyen il vakiye darayı şehreveni an keşver buden. İlk virgüle kadar gittik. Sıfat buraya kadar. Ekseri bu vakanın yani bu olayın bu hadisenin kurbanlarının çoğu yani kurban yani ölenler yani bu vakanın kurbanlarının çoğu darayı neye sahipler? Dara buradan sahip olmak neye sahipler? Şehrevendiği an keşfer o ülkenin vatandaşılığına sahiptiler. Burayı sıfatlaştırmamız lazım. Yani buranın başına getirip sıfat yapmamız lazım. Bu olayın kurbanlarının çoğunun bu o ülkenin vatandaşlığına sahip olan tabi o ülkede benim artık bu olayın kurbanlarının çoğunun vatandaşlığına sahip olduğu Kanada ülkesi ve bu diğer ülke Ukrayna hastar irsale deskahayı hastar yine bak hastar ifadesine geldi hastar şodebut istemişlerdi neyi istemişlerdi? İrsal gönderilmesini, neyi gönderilmesini? Deskahayı zeptu septi italeti pervaz. İşte bu uçuş bilgilerini zeptu sept kaydeden. Kaydeden cihazların gönderilmesini. Peki bunu yapan cihazın adı ne? İşte cebe siyah. İşte kara kutu. Yani burada bu kara kutunu açıklamış bir nevi. İşte ne yapmışlar? Peki nereye istemişler? Bir harici ziran. İran dışına gönderilmesini istemişlerdi.
Uzun cümle tekrar toparlayayım diyeceğim ama uzun sürüyor. Yine de yapmaya çalışayım. Son günlerde Ukrayna, işte bu uçağın sahibi ülke olarak Ukrayna ve bu olayın kazalarının çoğunun vatandaşlığına sahip olduğu Kanada ülkesi ne istemişlerdi? Kara kutunun yani uçuş bilgilerini kaydeden cihazların İran'ın dışına gönderilmesini istemişlerdi. Ve Gofte'yi anan onların dediğine göre, yani bu iki ülkenin dediğine göre imkanat-ı feniye destresi bir etilat-ı pervaz tenha der ihtiyari du keşvere Fransa ve eyalet-i mütehedi kare daret. Onların dediğine göre imkanat olanaklar, fenli, teknik olanaklar, destresi bir erişim. İtilat-ı pervaz. İşte bu uçuş bilgilerine erişime dair teknik imkanlar sadece der ihtiyarı du keşver, sadece iki ülkenin elinde. Peki bu iki ülke kimmiş? Fransa ve Eyalet-i Mütehidi, Birleşik Devletler yani Amerika. Sadece iki ülkenin elinde yani Fransa ile Birleşik Devletler'in elinde vardır. Yani onlarda vardır. Der ihtiyar karardadan yani bir elinde bulundurmak, sahip olmak yani. Evet. Eşref Gani Reisi Cumhuriyet Afganistan niz izhari umudvari kerde bud ki makamet İrani cebe-i siyah ve paymayı Ukrayni ra der ihtiyar timuhay bررسی konende karar dahand. Bu Eşref Gani kimmiş peki? Bu adam bunu açıklıyor burada. Reis-i Cumhuriyet Afganistan. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de izhari umutvari kerde bud. İşte umutvari bir açıklamada bulunmuştu ki Makamat İranlı yetkililer Cebe-i Siyah-ı Hava Paymayı Ukrayna uçağının kara kutusunu der ihtiyari timhayı beresi konende işte bu inceleyici ekiplerin eline versin. Yani onlara emanet etsin, onlara versin. Diğer cümleye geçelim. Se ruz piş yek makam İranî az amedegi keşfereş berayê firistadanê destgahha bê Ukrayn haber dade bud. Ama بعدن گفت که در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. Evet, 3 gün önce Seruz Piş, 3 gün önce yek makam İranî bir İranlı yetkili az amedegi keşfer ülkesinin hazırlığından keşfereş onun yani bu kişi söyleyen kişi diyor. Ülkesinin hazırlığından ne hazırlık peki neyle ilgili hazırlığından ya da ne için Bereye Fırıstadene Deskaha ve Ukrayna. Ukrayna'ya bu aletlerin gönderilmesi için ülkesinin hazırlığından ne yapmıştı? Haber dade bud haber vermişti yani bahsetmişti. Buradaki zaten az ifadesi haber dadana giriyor. Az çizi haber dadan bir şeyden bahsetmek anlamında, bir şey bildirmek anlamında. Evet bildirmişti. İşte bundan bahsetmişti bu hazırlıktan. Ama sonra bir şey olmuş ama beden daha sonra yani daha sonraları Gof daha sonra dedi ki der in husus bu konuda der in husus der in morit teslimi bir karar ya da herhangi bir karar da diyebilirsiniz burada belirsizlik var çünkü bu konuda herhangi bir karar grefti ne şu ders herhangi bir karar alınmış değil. Daha sonra da bunu söyledi. Daha sonra da bu konuda herhangi bir karar alınmadığını söyledi. Diğer cümle geçin. Der ahirin tahvil, tahavül, pardon, Sazmanı Hevapeymayı Keşferi Cumhuri İslami İran Dovomin Gozarişi Ferni Hod der Morad-ı Vakiye Yesernogunî Hevapeymayı Misafir Berberi Ukrayni Ra Muteşir Kerde ve der an gofte eski Deran gofte est ki berayê xandanê cebbeyê siyah hevapeyma az Amerika ve Fransa'ya teçhizat derxwast kerde est. Uzun cümle arkadaşlar, bayağı uzun cümleler. Tehavül gelişme. Burada gelişme var kurulmuş. Son gelişmede Sazman Hevapeymayı Keşferi Cumhuri İslami İran. İran
İslami Cumhuriyet işte İran İslam Cumhuriyeti'nin havacılık kurumu Dovomin Gozareşi Fenihot kendisinin ikinci teknik raporunu peki ne hakkında, neyle ilgili? Vakı, olay hakkında. Tabi burada vakı devam ediyor yani. Bir tamlama, uzun bir tamlama. Evet, Ukrayna yolcu uçağının düşmesi olayı hakkındaki kendi işte ikinci teknik raporunu ne yaptı? Münteşir kerdi. Yayınladı. Ve Deran Gofti eski ve onda demiştir ki işte o raporda demiştir ki Beraye Handane Cebe-i Siyah Hebe Peyma ne için? İşte bu uçağın kara kutusunu okumak için Az Amerika ve Fransa Amerika ve Fransa'dan teçhizat yani donanım derhas kerde yaz donanım istemiştir. Ülke istemiş yani. Derhas kerden, talebiden ve Hahan Şo'dan gelmişti. Bu da başka bir eş anlamlı ifade. Bunlara tabii dikkat edelim. YDS metinlerinde çok bu şekilde eş anlamlı ifadeler çıkıyor. Bir metin içerisinde hiçbir zaman aynı kelime bir daha tekrar edilmez. Onun eş anlamlısı muhakkak karşınıza çıkacaktır. Diğer cümleye geçelim. Uzun bir cümle bir türlü bitiremedik. Betori memul şirketi sazende yeva peyma der tehkikat müşareket mikonet ve karşınasa miguyen kemter keşveri tevaneyi tehlili cebehayi siyah ra daret. Evet, betori memul genel olarak, genellikle şirketi sazende yeva peyma yani bu sazende yapıcı yapan, bu uçağı yapan şirket der tehkikat araştırmalarda müşareket mi konet katılıyor yani katılımcı olarak bulunuyor ve karşınasan müguyen ve uzmanlar diyorlar ne diyorlar kemter keşveri çok az ülke kemter daha az çok az ülke tevanayı tehlil analiz etme yeteneği neyi analiz etme yeteneği cebehayı siyahra ve bu kara kutuları analiz etme yeteneğine nedir? Daret sahiptir. Evet. Burada tevanayı daştan. Evet. Neye, ne yeteneğine sahiptir? Kara kutuları tahlil etme yeteneğine çok az ülke sahiptir. İşte bunu uzmanlar böyle diyor. Cebe-i Siyah Şamili Deskah-ı Zebt-i Dadehay-i Pervaz-u Deskah-ı Zebt-i Sedehay-i Kabini Halvan Est. Burada kara kutuyu açıklıyor. Kara kutu şamel est, şamel buden kapsamak, içermek anlamında. Neyi içerir? Deskah-ı zebde dadehay-ı pervaz. Uçuş verilerini kaydeden bir cihaza. Başka da neye? Bir de deskah, tabi burada deskah sistem de diyebiliriz. Çünkü burada artık bu zaten kendisi alet. Sistem diyelim burada. Bir sisteme. Başka da deskah-ı zebde sedahay-ı kabine Haliban. Yine bu kabini haliban yani pilot kabininin seslerini kaydetme sistemi ne yapar? İçerir. İçerir. Çünkü şamil vardı. İçerir. Ne kadar kaldı ya? Bayağı bir bakıyorum şöyle. Evet. Yine bayağı varmış. Artık kesmemek için bitirelim bu metni. Dumuşak iki füze. Sazman hevane verdi İran der yek gozarışı taze mukademati eş ki ruzi seşembe muteşer şot ezan kert ki niruhay musallahi in keşver du muşek yezid havayı saht Rusya ra be suya ve peymayı Ukrayn şelik kerdi budent. Hep uzun cümleler kurulmuş. Yine İran Havacılık Kurumu, Hava ne verdi, Feza ne verdi, Kuh ne verdi, Derya ne verdi, hep bu ne verdi, son ekini biz görürüz böyle. Havacılık, burada havaya geldiğine göre havacılık oluyor. İran Havacılık Kurumu, Derye Gozareşi Taze Mukademeti Eş. Taze Mukademeti ön yani ön raporda, bir ön raporda kendisinin bir ön raporunda ki, buna sıfatı gelmiş, Ruze Seşembe Muteşeşot.
Salı günü, seçenme salı, salı günü yayınlanan ön raporunda, salı günü yayınlanan bir ön raporunda İzan Kert kabul etti, itiraf etti ki Niruhaye Musallahe İn Keşfer, bu ülkenin musallak silahlı kuvvetleri, Niru kuvvet enerji kuvvetleri, du muşek ki füze, nasıl ki füze, bunun sıfatı gelmiş, zıt havayı, sahte Rusya, Rusya yapımı, Rus yapımı hava, yani havaya karşıt, yani hava ile ilgili hava karşıtı iki füzeyi ne yapmışlar bu ülkenin silahlı güçleri. Besuye evapemi Ukrayna, Ukrayna hava, hep hava diyorum, burada hava var ya, hep böyle havaalanına gidiyor aklım. Ukrayna uçağı Ukrayna uçağına doğru, Besuye doğru, e doğru, şu ana doğru ne yapmışlar? Şelik kerde buden ateşlemişlerdi. Şelik kerden ateşlemek. Bu cümleyi toparlamaya çalışayım. Uzun bir cümle ama yine işte İran Havacılık Kurumu salı günü, salı günü yayınlanan bir ön raporunda neyi itiraf etti? Bu ülkenin, bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin Ukrayna uçağına doğru Rus yapımı hava karşıtı iki füzeyi ateşlediklerini ne yaptı? Kabul etti, itiraf etti. İran berai seruz şeliki muşak ve suye in hava peymara inkar mikert ve ibtida nakse fenira amele hadese daneste bud. Evet, İran berai seruz 3 gün için, yani burada tabii için değil de burada artık boyunca anlamı daha güzel olur. 3 gün boyunca şeliki muşak ve suye in hava peyma, bu uçağa doğru, yani bu uçağa füze fırlatılmasını inkar mikert, inkar ediyordu. 3 gün boyunca inkar ediyordu. Ve iptida ve ilk başta, daha önce ilk başta nakse fenli, teknik eksiklik ya da teknik kusurlu da diyebiliriz. Nakse fenli ra amele hadise daneste bud. Yani daha önce ilkin neyi görmüş? Olayın faktörü, olayın sebebi olarak neyi görüyordu? Görmüştü, biliyordu. Teknik eksikliği görüyordu. Daniste bu görüyordu. Danisten bu tarz metinleri genelde görmek olarak kullanılıyor. Yani biz de haberlerden hatırlıyoruz zaten. Önce İran kabul etmemişti. Daha sonra itiraf etmişti bu olayı. Bu aynı hal bununla birlikte Amerika ve Kanada şeliki muşekra amele sukut danisten ki pesezan sepahi pastarane inkılabi İslami izan kert ders saket kerden eva payıma neks daşte ki Amra naşi az hatayı insani danist. Evet, yine bununla birlikte, bununla birlikte Amerika ve Kanada, yani buna rağmen İran'ın tutumuna rağmen bu iki ülke Amerika ve Kanada şeliki muşekra bu füzenin atılmasını, füzenin fırlatılmasını, ateşlenmesini amele sukut danisten, yani işte bu düşme olayının sebebi, faktörü, sebebi olarak gördüler. Ki Hesazan ondan sonra Sipahi Pastaran İnkılab-ı İslami, burada nedir? İşte İslam devrim muhafızları ordusu. Pastar biliyorsunuz muhafız anlamına gelir. Sipah da yine yukarıda geçmişte ordu. İslam devrim muhafızları ordusu ondan sonra işte bu iki ülkenin tutumundan sonra Ezan Kert itiraf etti, kabul etti. Der Saket Kerden Eve Payıma ve uçağın düşürülmesinde, bak burada saket geldi arkadaşlar. Saket, biraz önce sukut gelmişti. Saket kerden düşürmek. Uçağın düşürülmesinde ya da uçağı düşürmede, uçağı düşürmede nakş taştı. İşte rol, role sahip, yani rolleri var. İşte bu ordu itiraf ediyor, bunu itiraf ediyor. Rollerin olduğunu itiraf etti. Ki Andra onu da, işte bu rollerini de Naşiez'den kaynaklanan, Naşiyaz'dan kaynaklanan, neden kaynaklanan? Hatayı insani danist. İnsani bir hatadan kaynaklı gördü, bildi. Yani bu hatalarını neden kaynaklı gördü? İnsani bir hatadan kaynaklı gördü onu.
Cümleyi toparlayayım. Biraz kötü bir toparlama oldu ama özür dilerim. Şuraya alalım isterseniz. Bu işte İslam devrim muhafızları ordusu ondan sonra işte bu olaydan sonra kabul etti, itiraf etti. Neyi itiraf etti? Uçağı düşürmede rolünün olduğunu itiraf etti ki bu rolü de insani bir hatadan kaynaklı olarak gördü. Evet. Son iki cümlemiz mi kaldı galiba? Evet, son iki cümlemiz. Bayin hal sazmane hevane verdiği der gozarişi taze hod miguyet ki tesiri in muşeka ber hadise ve tehlil in iqdam mevzuyi tehkikat es. Yine bununla birlikte havacılık kurumu der gozarişi taze hod kendisinin yeni raporunda, kendisini son raporunda, tazi son anlamda da kullanılıyor, son raporunda miguyet ki, söylüyor ki, söylüyor, neyi söylüyor? Tasire-i muşekha, ber hadise, hadise üzerinde, işte vakiye, hadise, ceryan, hepsi aynı anlamda kullanılmış, hadise üzerinde bu füzelerin etkisi ve tehlile-i iktam ve bu girişimin analizi, mevzuyu tehkikat es, araştırma, konusudur. Yani araştırıyorlar hala. Nezdik bir yaklaşık nezdik bir yek hafte bad az hadise tasavviru videoyu yek durbini nezareti der nezdiki Tehran berhorde du muşak bir hava peymara nişan midat. Der video hayi kabli ki zahiren کاربران معمولی با تلفن‌های همراه گرفته بودند، اصابت فقط یک موشک به هواپیما دیده می‌شد. Evet, bu son cümlede ne diyor arkadaşlar? Yine uzun bir cümle olmuş. Nezdik bir yaklaşık, takriben yani yaklaşık yek hafte bat az hadisi. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra tesaviru videoyu bazı görüntüler ve videolar yek ki dürbini nezareti der nezdiki Tahran. Tahran'ın yakınlarında bir güvenlik kamerası, bir gözlem kamerası, bir güvenlik kamerasının bazı videoları ve görüntüleri ne yapmış? Berhorde du muşak, iki füzenin karşılaşmasını, rastlamasını yani çarpmasını. Berhorde burada çarpma anlamında, değmesi yani. Neye değmesini? Bir heve peyma, uçağa. Uçağa değmesini, çarpmasını, temas etmesini nişan midat gösteriyordu. Der videoha yek tabli, önceki videolarda ki zahiren görünüşe göre, görünüşte karberan ne memuli, işte normal, sıradan kullanıcılar ba telefonhaye hemrah. Telefonu hemrah, cep telefonu demek. Cep telefonlarıyla grifte budent almışlar ya yani çekmişler yani bu video griften çekmek anlamında kullanılıyor. Çekmişlerdi. Tabi burayı aslında yine burayı bir sıfatlaştıralım daha güzel olur. Ki şuradan alalım bir. Görünüşe göre normal yani sıradan kullanıcıların kendi cep telefonlarıyla çektikleri videolarda isabeti fakat yek muşak sadece bir füzenin isabetini değmesini berhor bakın burada berhor isabet bu sefer gelmiş isabetini neye peki uçağa ne oluyordu dedemiş ot görülüyordu isabetini değil mi yanlış söyledi işaret isabeti diyelim. Evet bu cümleyi toparlarsak uzun bir cümle ama yine şöyle diyelim. Olaydan yani bu vakadan yaklaşık bir hafta sonra Tahran'ın yakınında bir güvenlik kamerasının bazı videoları ve görüntüleri uçağa iki füzenin çarpmasını gösteriyordu. Değdiğini gösteriyordu.
der videoya kabli, şunu da önce bir sıfatını getirelim. Normal, sıradan kullanıcılar tarafından, görünüşte normal kullanıcılar tarafından, kullanıcıların çektiği önceki videolarda ise sadece uçağa bir füzenin değdiği, isabet ettiği ne oluyordu? Görülüyordu. Evet arkadaşlar, burada metnimiz bitti. Çok uzun bir metindi. Ben de çevirirken biraz zorlandım açıkçası. Umarım sizin için faydalı olur. Bir diğer çalışmada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.